dizilerden sonra eski ustalıklarda geriye dönmeye başladı diyebiliriz. Müşterilerimiz olsun bu ürünlerde çok talep etmeye başlıyor diziden sonra. Tüm kılıçların ortak ismi de Diriliş Kılıçları oldu diyebiliriz. Müşterimiz ürün isterken bize direkt Diriliş Kılıçlarından istiyoruz cümlesini kullanıyorlar. Bunda dediğimiz gibi en büyük etken günümüzdeki dizilerdir. Genelde kılıç üzerine kayı boyunun damgasını, hediye edecekleri insanların isimlerini veya ayet yazılmasını istiyorlar. Tabii el yapımı kılıçlarımız eskiden bu kadar yoğun gitmiyordu. Dediğimiz gibi eski usta geriye dönmeye başladı. Biraz daha işlerimiz yoğunluk olmaya başladı. Satışlar daha da çoğalmaya başladı diyebiliriz. Satışlarımız vardı ancak dizi dedim de dizi bunlara daha bir yoğunluk kattı. Daha çok satmaya başladık. İnsanlar eski şeyleri istemeye başladılar. Kılıç olsun, balta olsun. El yapımı ürünlerini tercih etmeye başladılar. Genelde bulabiliyorlardı. Belki hazır ürünleri, belki ithal ürünleri bulabiliyorlardı. Şimdi el işçiliği olduğu için daha da bunlar memnun oluyorlar. Sıfırdan bakarsak el yapımı kılıçlarımızda 3-4 gün zamanımızı alıyor. Tabii bunda ufak ince işlemleri de oluyor. Müşterilerimiz farklı modelde isteyenler oluyor. Özellikle Türk kılıçları, Osmanlı kılıçlarından çok istiyorlar. En çok zaten dediğimiz gibi Diriliş Ertuğrul kılıcından direkt ondan istiyor müşterilerimiz. Da farklı modeller de var. İşte kayı kılıçları olsun, diğer Osmanlı kılıçları olsun. Bunlar da istiyorlar. Kullanılan çeliğin kalınlığına göre de değişiyor tabii. İç orta boşaltmasını yapıyoruz. Hafifletilen kılıçlar da var sonuçta. Ama ortalama 1 kilo ile 2-3 kilo arasında değişiyor ağırlıkları. Fiyatlar yine biz 400'den başlıyor. Yani 1100-1200'e kadar fiyatlarımız çıkıyor. Özellikle yurt dışından da çok talep oluyor. Genelde Türkiye içinde tüm illerden siparişler yoğun oluyor. Yetiştiriyoruz sonuçta da insanların bunları talep etmesi de hoşumuza gidiyor. Eski en azından Osmanlı tarihi en azından bir çocuklarına, torunlarına hediye eski yadigar bir ürün kalmış oluyor.